Herkese merhabalar. Haftanın kitabı felsefeyi içselleştirmiş bir Roma imparatoru olan Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabı. Marcus Aurelius milattan sonra yüzlü yıllarda yaşamış ve stoacılığı benimsemiş. Roma stoası alanında Seneca ve Epiktetos'la beraber çok önemli temeller atmış bir Roma imparatoru. Felsefeye düşkünlüğü nedeniyle sık sık adından stoacı veya filozof imparator olarak da bahsedilmiş. Her şeyden önce stoacılık tam olarak nedir ondan bahsedeyim. Çok basit olarak stoacılık mutluluğu elde etmek için doğanın kanunlarına ve doğanın düzeninin insanlardan yapmasını beklediği davranışlara uygun olarak yaşanması gerektiğini savunan bir öğretidir. Hayatın verdiklerini olduğu gibi kabul edip çeşitli zevk, arzu, acı veya korkuya kapılmadan duygularımızı kontrol ederek akla ve erdemlere uygun yaşayıp dünya düzeni içerisinde kendi payımıza düşen görevleri gerçekleştirmeye odaklanmayı teşvik eder. Kitap da bu öğretiler doğrultusunda Marcus Aurelius'un Germenlere karşı düzenledikleri bir sefer sırasında bir nevi aslında günlük gibi yazmaya başladığı düşüncelerden oluşuyor. Kitap 12 bölüm ve birçok konuda fikirler var. İnsanlarla olan ilişkiler, affetmek, görev bilinci, huzur, kötülüğün ve iyiliğin algılanma şekli, ego, başka insanların düşüncelerine verdiğimiz önem, ölüm, yaşamın önümüze çıkardığı olumsuzluklara karşı bakış açımız, değişim, tembellik gibi aklınıza gelebilecek her konuda fikirlerden bahsediyorum. Bu kadar farklı alanda fikirler barındırmasına rağmen kitap aslında bence oldukça kısa, sadece 133 sayfa. Ama bu kadar kısa olması daha çok okuma zorluğu yaratıyor. Çünkü özümsenecek, anlaşılacak, üzerine düşünecek çok fazla detay var. Bu bahsettiğim fikirlerin birçoğu tek başına bile kitap haline gelebilecek düzeydeyken sadece 133 sayfalık bir kitapta bunların hepsini sindirmek ciddi emek istiyor. Yavaş yavaş, dura dura, düşüne düşüne okunması gereken bir kitap. Bu kitap ile ilgili bana en ilginç gelen kısım neredeyse 2000 yıl sonra hala nasıl bu kadar günümüz insanına hitap edebilen düşünceleri okuyoruz. İnsanlar yüzyıllardır aynı konuların sancılarını çekiyor demek ki. Her şeyin bu kadar benzer olması bana çok tuhaf geliyor. Örneğin 21. yüzyılın en büyük konularından bir tanesi iç huzuru bulmak değil mi? Bunun için psikologlara, nefes terapistlerine, yoga sınıflarına, inziva kamplarına, çeşitli etkinliklere tonlarca para döküyoruz. Huzuru bulmak konusunda Marcus Aurelius ise şöyle diyor. İnsanlar kır evlerinde, deniz kenarlarında ve dağlarda inzivaya çekilecek yer arar. Sen de buna şiddetli bir özlem duyuyorsun. Fakat bu özlem çok cahilcedir. Eğer inzivaya çekilme isteği duyuyorsan gayet mümkün ve basittir bu. İnsan dilediği zaman kendi içinde inzivaya çekilebilir. Üstelik insan inzivaya çekilmek için kendi içinden, kendi ruhundan daha huzurlu, daha sakin hiçbir yer bulamaz. Özellikle de kendinde inzivaya çekildiğinde ona huzur verecek şeylere sahipse. Huzur dediğim zarif bir düzendir aslında. Kendini sürekli böyle bir inzivaya çekilmeye ver ve kendini yenile. Ancak önermelerin çok kısa ve özlü olsun ki tüm acılar bir anda silinsin ve oradan hiç şifrenmadan dönebilesin. Kanaatimce düzenli olarak tekrar tekrar okunması gereken bir kitap bu. Hayatınızın hangi evresinde olduğunuza, içinde bulunduğunuz dönem içerisinde iç dünyanızda nelerle mücadele ettiğinize, o esnada hayattan ne beklendiğinize göre kitaptan aldıklarınız farklılaşacaktır. Ben çok keyif alarak okudum. Bazen bazı kitaplara puan vermek haddim değilmiş gibi hissediyorum. Bu kitap da onlardan bir tanesi ama yine de 10 puan verdiğimi belirtmeden geçmeyeyim. Son olarak da sadece tek bir cümleden oluşan ama bence çok derin bir anlamı olan bir alıntı paylaşacağım. Hepimiz bazen özellikle de başka insanların düşüncelerine gereğinden fazla önem veriyoruz ve kendimize olan yolculuğumuzda çok çok büyük bir engel olarak duruyor. Marcus Aurelius ise şöyle diyor. Çok yakında her şeyi unutacaksın. Herkes de seni. Aslında her şey bu kadar basit. Herkese şimdiden keyifli okumalar. Hoşça kalın.